adolesan yani ergenlik döneminde ve cinsel ilişki başlamadan yapılması. İdeali budur. İki sebebi var bunun. Biri hem gençlerdeki aşı cevabı yani aşının bağışıklık kazandırma yeteneği daha fazla. Ne kadar genç aşılarsanız o kadar çok antikor üretir vücut ve bunu daha iyi cevap vererek daha iyi koruma sağlar. Bu bir. Hatta öyle ki 15 yaşın altında normalde 3 doz uyguladığımız aşıyı biz 2 doz uyguluyoruz. 2 doz yeterli. Bununla birlikte ileri yaşlarda yapılmasının önünde bir engel yoktur. Her yaşta yapılabilir. Ama yaş ilerledikçe, cinsel aktivite başladıkça, HPV'ye maruz kalma olasılığı arttıkça beklediğimiz yarar azalacaktır. Yaş sınırı yoktur. Kısa bir süre öncesine kadar 26 yaş denirdi. Bunun sebebi de aşı çalışmalarının 26 yaşa kadar yapılmış olmasıydı. Ancak 40-45 yaşına kadar ve hatta hasta istiyorsa dilediği yaşa kadar bunu yaptırabilir. Ancak beklenilen yararın daha az olacağını bilmeli. Sonuçta aşıların bir maliyeti var. Hani sağlık yan etkileri dışında maliyet söz konusu. Hani bir para ödüyorsunuz. Bu gerçekten değecek mi? Ayrıca aşı olan bir kadın daha sonraki simir ya da HPV testlerinin programlaması değişmeyecek. Yine aynı şekilde işte 3 yılda birse 3 yılda bir, 2 yılda birse 2 yılda bir her neyse o da aşı olanla olmayan arasında fark yok. Dolayısıyla bunu iyi tartışmak lazım ileriki yaşlar için.